Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve iğneden tığ YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet şöyle cam sil hortumu e fısfısların temizlik malzemesindeki fısfısların içindeki hortum bu şekilde sert bir cisim arkadaşlar pipetten filan böyle sert olduğu için ilmekleri takması kolay oluyor bu tığımızın demir tığımızın böyle sap kısmına aynı boyutta bunların sap olanlarını tığımız tığımızda 21 numara arkadaşlar şöyle göstereyim Evet şimdi de modeli göstereyim arkadaşlar modelin iğneden tığa bir model şöyle bakın görmüşsünüzdür muhakkak bu modeli birebir aynısını arkadaşlar benzerini filan değil birebir aynı nasılsa bademleri ara suyu veyahut da çiçeğimiz nasılsa iğne oyasında aynısını sizler için bakın hazırladım. Sadece e, benim bu saks mavisi oradaki parlamet mavisiydi. Tonlama biraz koyu düştüğü için beyazı tercih ettim. Kot mavisi ve açık mavi beraber güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın çiçeğimi yakın göstereyim. Şöyle bademler aynı bakın birebir şöyle modelim. Yapraklarını da badem yapraklar yaptım arkadaşlar. Şu mavinin ilmek kısmına demin göstermiş olduğum bu hortumla yaptım. Şöyle modelim bu arkadaşlar çok güzel ve zarif bir model oldu bunu her renkten pembe kırmızı veya da turuncu sarı veya bu kot mavisi ve açık mavi ile tonlayabilirsiniz ya da böyle beyaz katarak istediğiniz renkleri yapabilirsiniz tercih size ait arkadaşlar şöyle çok güzel bir mevlit örtüsü istediğiniz her yerde değerlendirebilin artık arkadaşlar dört kenar yazmalarda bile iri modeller böyle anla döküldüğünde yaşmak yapıldığında çok hoş duruyor. Evet şimdi modelimizin anladığım kısmına geçerek nasıl yapıldığını tarif edelim. Evet şöyle ikişer veya üçer zincir çekerek tülbent kenar tığlama işlemini hazırlıyoruz ilk önce arkadaşlar. Ve ilk başlarken ara suyunu başlıyoruz. Bakın bu şekilde. Lakin şimdi e, burada ekranda size gösterirken güzel dursun diye bu ara suyunu tam yaptım. Bunu 3 tane bıraktım. En fazla 5 tane bırakabilirsiniz. Şu yaprakları yaparak başlayacağız. Bakın. Ama siz bu şekilde de başlayabilirsiniz. Başlayacaksınız. Onu da hemen göstereceğim arkadaşlar yapraktan sonra. Evet, şimdi tığ battığımıza sık iğne ile sabitledik. Ve ara suyumuzda arasına yapraklar yapmadan önce 5 tane 3 zincirden tığ battı yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 zincir 2 1 2 3 zincir şöyle bakın 4 oldu 1 2 3 zincir 5 5 tane yaptık bir tane bu şekilde zincir çekip ters tarafına döndüm hemen buraya tığ battıya kapattım 7 tane zincir çekiyorum 5 6 ve 7 şöyle bir tane bırakıp ikinciye sabitliyorum bu şekilde ve buraya 5 tane zincir çekerek düz yüzüne dönüyorum 5 zincirimi çektim dönüşümü yaptım şöyle kameramız eri olmasın 5 zincirimi buraya kirpik olarak sabitliyorum tekrar 5 zincir ikinci kirpik şimdi yaprağımızı yapıyoruz bu şekilde ilk önce at zeminini oluşturuyoruz iki tane 5 zincir kirpik yaptıktan sonra iki tane zincir çektim bir defa tığı doladım ve buraya 1 2 ve 2 şimdi 3 tane zincir çekiyorum çevirdim buraya ilmeğin içerisine girip sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Baştaki bu 5 zincirli yuvanın içerisine girip 1 2 ve 2 ve 2 zincirle düz tarafına döndüm. Bakın. Bir defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle 1 şöyle 2 ve 2. Evet. Bu, bu kadar arkadaşlar. Altta bu şekilde 3 2 ve 1. 3 zincir çekerek aşağı iniyorum. Bakın 3 zincirimi çektim. Tepedeki ilk yuvanın içine girip sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen buraya bir alttakine girip sabitliyorum. 3 zincir ilk bu şekilde kapattım. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya 5 zincirle ineceğim. Dal yerine bu şekilde kenarlardan tutturarak çiçeğimin yuvasını hazırlayacağım. Bakın aynı iğne yuvasında olduğu gibi. En son inişimiz 5 zincir. Şimdi yine 5 zincirle. Pardon, ilim bu püpirik yapacağımız için 6 zincir çekiyorum. Şu tuttururken rahat olsun diye. Hani bu 5'e indik. Burayı. 6 veya 7 çekin ilki kenarında boşluk kalsın tutturmak için. Şimdi 5 zincir. Bu şekilde pipirik oluşturdum. 2 zincir yine 3 tane pipirikten badem yapacağız yani bakın. 3.'üyü aynı şekilde şöyle bir, şöyle 2, şöyle 2. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 zincir çevirdim buradaki tığı battığımızın içerisine girip sabitliyorum İki zincir çektim bir defa tığı doladım ve şöyle bir iki ve iki iki zincirle düz tarafına döndüm Bak şu şekilde üç iki ve bir olarak kesim işlemini yaptım bir iki ve iki şimdi üçer zincir çekerek aşağı iniyorum ilk yuvaya 3 zincir şöyle ikinci yuvaya 3 zincir şu trabzan olarak yaptığımız yerin içerisine şöyle arkadaşlar tam içi kısmına girin ki arada boşluk kalmasın 1 2 3 zincir bu 7 zincirli ana yuvaya kapattım. Şimdi bakın arkadaş tığ battı seviyesi için dönüş yaptığım tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet bademli yapraklarımız bu kadar arkadaşlar. Çok da güzel bir duruşu oluyor. İğne oyasıyla birebir aynı. Şimdi başta yapmış olduğumuz şu iki tığ battıyı buraya da veriyorum. Hemen yanındaki tığ battıya kapatıyorum. 3 zincir şöyle 1 2 3 zincir Evet tığ battı seviye mesafemizi verdik hemen bakın demin şu başta gösterdiğim bademleri yapacağız arkadaşlar bu üçlü bademin yapılışını göstereceğim size Evet ipimizi doladık şimdi ara suyunun yapımına geçebiliriz bir defa tığı doladım hemen tığ battığının içine girip 1 2 3 seferde aldığım bir trabzan 5 zincir çekiyorum ve trabzanıma kapattım 5 zincir trabzana kapattım iki tane zincir bir defa doladım hemen şöyle 1 2 ve 3 tane yine yaptık ve 3 zincir çekip ters tarafına döndüm. Şimdi bunu ikiye düşüreceğiz. 3 tane olan kirpiyi. Evet. Şimdi 2 zincir. Sonlar hep 2 zincir. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. 2 zincir. Bir defa doladım. Hemen bu yapmış olduğumuz 3 zincir yuvaya şöyle 1 2 ve 2 alarak bu şekilde bir badem oluşturdum. Bakın 3 2 ve 1. 10 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 ve 10. Bir tane bırakıp ikincisine şöyle kapattım hemen 3 zincir çekip bir tane tığ battı boşluğu bırakıyorum bir defa dolayıp andakine hemen şöyle 1 2 ve 2 bunun aynısından buraya 3 tane yapacağız arkadaşlar 5 zincirden buraya bir tane 5 zincir trazana bir tane Ardın arkadaşlar. Bu sonuncuyu iki zincirden yapacağım. iki zincirimi çekip kafamda aldı 1 2 ve 2. 1 2 3 zincir çevirdim. Buraya kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen şöyle 1 2 ve 2. 2 tane zincir dönüşümü yaptım. Bir defa tığ doladım. Şöyle 1 2 2 3 2 1. 10 zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 ve 10. Bir tane atlayıp ikinciye kapattım. Şöyle bakın yine bademi oluşturdum ve ara mesafesi bir tığ battı. 3 zincirle onu da bu şekilde. Bakın. Bir defa tığı doladım yandakine. 3 seferde aldığım bir tırabzan. Hemen 5 zincir. Bir tane oluştur. 5 zincir. bir tane daha oluştur 2 zincir bir defa dola sonuncuyu bu şekilde demin 5 zincir çektiğim yer 2 zincirli bu şekilde olacak Evet 3 zincirle dönüşümü yapıp kapattım 2 zincir bir defa tığı doladım şöyle bir şöyle iki şöyle iki iki tane zincir çekip düz tarafına dönüyoruz hemen sonuncu yuvayda da bakın trabzanları hiç gevşek gevşek almıyorum şöyle küçük olsun diye minik trabzanlar olsun diye şimdi 10 zincirle alta inip 5 6 7 8 10 zincir bir tane bırakıp ikinciye ve şöyle üç zinciri de hemen yanına kapatıp. Evet 3 oldu sanırsam arkadaşlar şöyle 2 Evet 3 3 zincir burada da iki tane ikili çok güzel bir bademden yapraklarımız oluştu hemen çiçeğimize geçelim arkadaşlar Böyle bunu bunun öyle mi gitti. Evet şimdi ters tarafına çevirdik bakın yapraklarımızı. Burada 6 zincirden yuva yapmıştık arkadaşlar. Bu kısma hemen sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şöyle. 6 zincir çekiyorum. Burada da 4 zincirli inmiştik. Diğerine herhalde 3 götürmüştü. Böyle bir fazlalık olsun rahat bir yuvayı batalım diye. Ve bir zincirle düz tarafına dönüyorum. Hemen 6 zincirli yuvaya bir tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. Güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle bir zincirimi çekip demin gösterdiğim aparatımı buraya geçiriyorum. Şimdi buradan ilmek toplayacağız. Yuvanın içine girip şöyle bir iki tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı aparatıma takıyorum. Şöyle kalıplıyorum. Büyük olmasın diye sıktırıyorum. Şimdi tekrar yuvaya gir. Dip kısmında iki zincir çek. Ve üç. Şöyle dört. kısmı da bu şekilde. 1 2 zincir 5 Şöyle bir gevşek olmasın diye iyice sıktırın arkadaşlar. Yoksa kalem boyutunda olur. Sıktıramayanlar bu kulak çöpünü kullanabilir arkadaşlar. Daha küçük olur. Çünkü yaparken bunlar esneme payı oluyor. O yüzden büyük oluyorsa kulak çöpü ucunu kesip pamuklu kısmını kesip böyle takabilirsiniz. 2, 4, 6, 7. Bir tane daha yapalım. 8 tane olacak. Şöyle bir, şöyle iki. Evet, şimdi. 8 tane oldu ya. Sökülmemesi için şöyle bir de buna destek olsun diye arkadaşlar. Hemen buraya bir tane sık iğne yapıp üzerine de bir zincirimi çekiyorum. İpimi o şekilde koparıyorum. Esneme olmuyor. Bunu hatta koparmayıp üst pipirikler minik pipiriklerle de yapabilirsiniz. Şöyle çıkarmadan önce muhakkak bunları böyle arkada yakalım. Evet, şöyle. Çıkarınca da kolay bir şekilde kalıplanıyor. Hemen şimdi bunlar teker teker üçer zincirle alacağımız için bırakmayacağımız için arkadaşlar. Hemen beyaz ipimi takıp geliyorum. Evet, şimdi ilmeklerimizin ilkine girelim. İpimizi sabitliyoruz. 3 tane zincir çek. ilmekleri üçer zincirli yuvalar hazırlayacağız. Şöyle 1-2-3 1-2-3 zincir 1-2-3 zincir 1-2-3 zincir, 1, 2, 3 zincir. 1 2 3 zincir. Evet. Şöyle bakın. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Toplamda 8 tane böyle üçer zincirde yuvalarımız olacak ve 4 zincirle dönüyorum. Dönüş zincirim bir fazla arkadaşlar. Aynı ilkinde 3 zinciri yaptık ya. Burada da Şöyle hemen yanındakine giriyorum. 3 zincir. 2 sıra 3 zincirden buraya yuva hazırlıyoruz. 3 zincir. Şöyle 1 2 3 zincir. Her beyaz ilmeğe 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir kapatıyoruz bakın en son yuvamızın içine geldik oradaki 3 zinciri kapattım ve bu arkadaşlar yuvaya da bir sık iğne ile geçiyorum ki şöyle köşesi güzel duruyor. Bu da bir püf noktası gibi güzel durmasının sebebi gibi şöyle mavinin içine bir sık iğne yapıyorum buraya da 13 tane zincir çekeceğim 6 7 8 9 10 11 12 13 Evet bakın şimdi bunu bırakıyorum bu şekilde şöyle düz yüzünden böyle minik pipirikler hazırlayacağız Evet şu uçtaki pipirikleri de yapalım bakın hemen bu bitişteki hiç bakın hesabı bırakmıyorum sık iğne ile geçiş yaptım sadece oraya ilkine giriyorum 3 tane zincirimi çekip aynı yuvaya kapatıyorum bir tane pipirkop şimdi arkadaşlar kopar yap olmasın diye biliyorsunuz benim sistemimi şöyle bir örümcek yaparak geçiş yapıyorum kolay hepsini bir toptan yakıyorum bir tane bırakıp bir tane şöyle sık iğne yapıyorum diğerine 3 zincirimi çektim ve sık iğne ile sabitledim şimdi bir zinciri muhakkak yapıp örümceğimi yapıyorum toplamda dört tane bu şekilde pipirik oluyor bir tane bırakıp ikinci yuvaya kapatıyorum. 3 zincirimi çekip kapattım. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Örümcekleri büyük yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben siz görün diye daha da şöyle bu şekil yapabilirsiniz. Bir tane bırakıp sonuncu bu beyaz yuvanın içine de birimi yapıyorum. Şöyle Sonra son 3 zincirli pipirikten sonra bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde bir görüntü oluyor bakın arkadaşlar. Buradan hemen ilk ilmeğimi bakın alıyorum. Şöyle göstereyim. Her zaman gösteriyoruz. Buradan uç sivri makasla uç kısmından da girebilirsiniz. Şöyle ayırınca geliyor zaten arkadaşlar bunu bu tarafı bunu da dip kısmına arka tarafına yakıyorum. Şöyle. Üstündeki tel olması lazım arkadaşlar ilk. Diğerlerinin sökümü zor olur. Hatta uyanız bile sökülebilir. Bunu ilk ilmeğin olmasına dikkat edin. Evet bakın. Bu şekilde ayrılıyor birbirlerinden böyle minik minik. Şöyle bakın. Şunu da tekrar bir birleştireyim. Şu ilk baştaki ortadaki ve alttaki altta kalacak. Biz üsttekini bu şekilde ilmeğimizi alıp üç kısmını kesiyorum. Yani maksat kopar yap kopar yap onunla uğraşmaktan sonra hepsini bir dördünü bir tek seferde örüp çıkmak arkadaşlar. Böyle oluyor. Şimdi bu ipleri yakalım. Şu 12 zincirli büyük yuvalara Evet 13 zincir çekip bırakmıştık. Şöyle. Şimdi yuvalarını hazırlayalım. Buradaki ara bir yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde. Diğerlerini 12 zincirden yapacağım şu dönüş zinciriyle. O yüzden bir fazla yaptım. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Hemen ara boşluktakine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. 12 zinciri ara boşluğa kapatıyorum. Yine 12 zincir. 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. Sıkı sıkı 12 zincirimi çektim. Mavi yuvaya şöyle sık iğne ile sabitliyorum iki zincirle düz tarafına döndüm yani burada ters taraf arkadaşlar ters tarafından sık iğneler ama düz tarafına şöyle tırtıklı bir şekilde güzel gözüküyor boya böyle oluyor arkadaşlar altı iki sıra beyaz yaptığımız için Evet şöyle içerisini zincirin sık iğne ile doldurduk 12 veya 13 tane dolduracağız şöyle 3 oldu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 12 tane şekilde şimdi diğerine direkt sık iğne ile geçiyorum aynı şekilde şöyle sahte sık iğneyi göstermiştim yavaş bir şekilde ilmek alıp tığımızdakinden geçiyoruz Otomatik oturması için bir zincir şöyle yavaş göstereyim evet eliniz alışınca arkadaşlar kolay oluyor Şurayı fazla sıkmayın, rahat geçin. 2 4 6 oldu. 7 8 Bir de şunu göstereyim arkadaşlar bakın. Düz tarafına gelecek ters tarafı bu şekilde. Normal düz tarafı bu şekilde ama bakın ters tarafı daha güzel. Yapınca daha iyi de anlaşılır. Şöyle 9 10 11 12. Evet, 12 zinciri, 12 tane sık iğne yapıyorum ve bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi geri kalan iki de hemen hızlıca yapalım. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 8 9 10 11 12 Şimdi yuvanın içerisine girip sahte sık iğne yapıp 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane bu şekilde yaptık. 13. şuradan mavi ilmekten bir tane alalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ipimizi koparalım. Bakalım. Burası ters tarafıydı değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle düzenleyip Hemen e, bu şeyi de gösterelim. Minik pipirikleri. Evet sıra şu minik pipiriklerin nasıl yapıldığına geldi. Şimdi bu 10 zincirli indiğimiz noktadan giriyorum. 3 tane zincir. 3 zinciri buraya işil, yuvaya kapatıp böyle minik bir pipirik oluşturuyorum. Muhakkak bir zincir çekiyorum dibine. Şimdi arkadaşlar burada düğüm olduğu için bir tane daha çektim ipimi uzatmak için. Böyle. Örümcek. Geçiş noktam, kesiş noktam arkadaşlar. Bunu daha minik yapabilirsiniz. 3 zincir bir pipirik oluşturdum. Pipirikten sonra muhakkak bir zincir. Hem bu sık iğneyi oturtuyor arkadaşlar. Hem de bakın bu kesim şu sık iğneyi şurada sık iğneyi üzerine çekince bakın daha iyi kapanıyor hem de örümcekleri kestiğimizde sökülme ihtimali olmuyor o yüzden bakın bu bitiş kısmı daha önemli şimdi sonuncu üçüncü bademin badem yaprağı pipirini de yapalım ve buraya yuvaya Yine bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Orada net anlaşılmadıysa şimdi de göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın ilk örümceğimizi alıp bu baş kısmından aradan giriyorum. Şöyle. Kesmemiş bakın kesmemiş. şu şekilde. Ayrıldı. Şuradan yakıyoruz. Şöyle kesip şu var ya arkadaşlar bakın bir iki üç tane bombelilikten ilk bombeli şöyle oraya direkt böyle makasla da girebilirsiniz de şimdi benim hem makasım kağıt makas hem de daha iyi görün diye bakın. böyle bunları da çekip oturtuyorum elimle bunlar ben hemen arka tarafta yakıp temizleyip geleyim Evet modelimizi tamamladık çok da güzel oldu Bakın şöyle göstereyim yakından da arkadaşlar. Birebir aynısını yaptık. Benzeri değil. Şöyle birebir aynı zarif. Bakın burada 12 zincirden yuva yapmıştım arkadaşlar. Burada sadece 10 zincirden olduğu için biraz şu kısım küçük gibi. Pipirikler kendini göstermedi. Lakin böyle şöyle yakın tutayım. Burada ilk ikinci şey pipirikler daha kendini gösterdi bakın 12 zincir olunca 10 zincire nazaran daha hoş durdu İnşallah bu güzellik de arkadaşlar yansıyordur şöyle kameramıza güzel hoş gözüküyordu çok da zarif bir görüntüsü oldu yine zarifliğinde tiril tiril beğeneceğiniz yapacağınız güzel bir model hazırladım Yapmanız gereken incecik ipi esneterek yapmak, zincirleri sıkı çekmek. Evet arkadaşlar, modelim bu. Şöyle, bayağı da büyük oluştu. İki tane yapınca. Bunları ters de yapabilirsiniz. Beyaz içe ikinciyi farklı yapabilirsiniz. Evet. Beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.